İyi günler hocam. 313 defa Fatiha'yı okumak dileklerin kabulü mü? Efendim yani illa 313 defa değil, gelin şuurlu okuyalım, bir defa okuyalım ya. İlla 313, bu rakamları kim verir, kim bulur bilemiyorum Muhsin Bey. Buna lüzum yok, gelin bir defa, birkaç defa okuyalım, sağlam okuyalım Fatiha-i Şerif. Ne kadar güzel duadır. Şöyle kısaca bir mealine bakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Her türlü övgü, minnet, şükran, tazim, saygı sanadır Allah'ım. Sen alemlerin Rabbısın. Alemin değil, alemlerin Alemlerin. Rabbısın. Errahmanirrahim. Rahmansın, Rahimsin. Rahmansın, dünyada inanan, inanmayan, itaat eden, isyan eden, imtihan bozulmasın diye hayat veren, rızık veren Allah. Errahim, dünyadayken mümin olanlara ebedi hayatta rahmeti, merhameti olan Allah. Maliki Yevmiddin, büyük mahkemenin sahibi. Yani bunu bakın bir günde 40 defa söylüyoruz. Maliki Yevmiddin, büyük mahkemenin sahibi, orada hesaba çekileceğim, ömrün hesabı, gençliğin hesabı, ne öğrendim, ne yaptım öğrendiğimle, malımı nereden kazanıp nereye harcadım. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Estağfurullah. Ancak sana ibadet eder, ancak Ancak sana senden kul. yardım dileriz. Şimdi bakın isteğe bak. İhdine sıratal müstakîm. Ya Rab, sana giden yolda ayaklarımı sabit kadem eyle. Kazanmışken kaybettirme. Yükselmişken düşürme ya Rab. İhdine Amin. sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimetler verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler onların yolu ya Rabbi. Gayril mağdubi aleyhim velettallin. Gazabına uğramış, sapıklıkta kalmış kişilerin yoluna değil ya Rabbi. Hocam bu Türkçe mealini de bilerek kılmak ne kadar Değil mi şey olur yani? hocam, ne derler? İnsanın Huşu herhalde içinde kılmamızı etkilenmesine sebep sağlar. olur Evet. yani. Allah Allah. Ya herhalde insan düşünür ya bak büyük ya Rabbi, büyük mahkemenin sahibisin sen. Söz veriyorum ya Rabbi, sana kulluk edeceğim diyorum yani. Bu anlamları düşünerek namazımızı kılarsak Ya huşu ile kılmış oluruz öyle herhalde. olur, öyle olur. Evet, ve Demek Allah ki razı olsun. saptırabilirim. İçeride nefis, dışarıda şeytan. Bunları ben iman yolundan saptırabilir. O yüzden ihdinas sıratal müstakim. Ya Rab, sana giden iman caddesinden Ayırma. kaydırma ayaklarımızı Amin. diyoruz. Evet Amin. efendim. Peki devam edelim. Bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben elhamdülillah Müslümanım. Kur'an'ı Türkçesinden de Arapçasından da okuyorum. Ama İncil ve Tevrat'ı merak ettim. İnternetten açıp bir iki defa okumak istedim. Hani bozulmuş ayetleri merak ettim nelerin yazdığını. Çok şükür Müslümanım ama eşim bu konuda kızıyor okuma günah diye. İncil'i ya da Tevrat'ı merak edip okumam günah mı? Efendim İncil ve Tevrat'ta Peygamberimiz hakkında ne var diye insan öğreneyim diye okuyabilir. Yani eşinizin de endişesi şu ki bunlar bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim geldikten sonra güneş doğunca yıldızlarla yol aranmaz. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldiği gibi orijinalliği duran bir kitaptır. Değişmemiştir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik, biz koruyacağız, biz. Kur'anlar yok. Kur'an var. Bütün dünyada. Ama İncil, Tevrat, Zebur Tahrif edilmiş. bunlara insan eli karışmıştır. Yani başkaları atar. Bakın 4 tane İncil İznik'te böyle bir toplantılar oluyor, tarihi bir İnciller toplantı. var yani hocam. Yani yüzlerce İnciller var. İncil'den 4 tanesi seçiliyor. Evet. Yüzlerce İncil'den 4 tanesi
Onlar da sanki bir siyer kitabı gibi filan. Yani ama Kur'an öyle değildir. Onların da hepsinin anlatmak istediğini Kur'an şimdi anlatıyor. Evet. Bunları bilmeli ve şayet Peygamberimiz hakkında acaba ne buyruluyor, ne geçiyor diye merakla okuyabilir ya. Evet. Peki. Zekatla ilgili sorular var sevgili izleyenler, WhatsApp hattımıza gelen, ama yarın inşallah hocam programımıza inşallah o sorulara cevap bulalım. Yarınki programda zekatla ilgili sorularınız varsa şimdiden video yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Yarın aynı saatlerde yine yayınımız olacak. Hattımızı düşüren izleyicimiz belli olmuş. Bakalım kim? Hoş geldiniz. Meryem Öcalan, Ankara. Hoş geldiniz evet. Meryem Hanım. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok sağ olun hocam. Ankaralı mısınız Meryem Hanım? Evet, Ankaralıyım. Ankaralı. Evde kimler var, kimlerle izliyorsunuz şu anda bizi? Ben kendim, tek izliyorum. Kimse yok mu başka? Yok. Evli misiniz? Çocuk, evet. Aile? Çocuklar okulda, eşim okulda işte. Çocuklar, hı-hı. Eşiniz işte, siz de tek evdesiniz. Evet, bizi izlediniz. İzliyorum. Sağ olun, eksik çok olmayın. Çok da faydalanıyoruz. Hocamızdan dualar istiyoruz. Önce olsun çocuklarım olsun. İçin. Eksik Allah olmayın. Olsun, peki, ilk şifreyi duyalım. Birinci şifre. El-Vekil, ya Allah, Celle Celaluhu. İkinci? El-Kavi, ya Allah, Celle Celaluhu. Üçüncü? El-Metin, ya Allah, Celle Celaluhu. Tebrik ediyoruz Meryem Hanım. Hediyenizi adresinize yollayacağız. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ankara'ya selamlar. Hattımızı ikinci olarak düşüren kim görelim? Seda Nur Özkan Tokat. Tokat'tan, sağ olun hocam. Hattımızı son olarak düşüren izleyicimiz kim? Gökçen Nur Gökçen İstanbul. İstanbul'dan düşürmüş. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Mevla sizden efendim. Razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. İstifade ettik, efendim. Bereketli bir program oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.